ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Yeniden sizlerin karşısındayız. Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'la beraberiz şu anda. Başkanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Güncel olarak konulara değinmek istiyorum ben. Son zamanlarda sizlerin de bildiği üzere havaalanı uçuşlar yoktu. Kapanmıştı ne yazık ki, pandemiden dolayı da etkilendi herkes. Havaalanı şu anda açıldı mı? Ne durumda? Evet, geçtiğimiz günlerde Sayın Bursa Milletvekilimiz Mustafa Keskin Beyefendi gelerek havaalanında bir ziyarette bulunduk. Ve kendisiyle ilgili daha önce Türk Hava Yolları Başkanlığı'yla görüşüp Ramazan Bayramı'ndan önce inşallah 3 tane ilimize direkt uçuşlarımız başlıyor. Tabii bunun akabinde daha önce 6 ilde vardı. Yolcu sayısına göre diğer illerde de bu uçuşlar başlayacak. İlk olarak Trabzon, Erzurum ve Muş seferleri başlıyor. Daha sonra da Gaziantep, Diyarbakır uçuşlarının olacağı söylendi. İnşallah işte bu salgın dolayısıyla bütün her şey etkilendi. Tabii ki bundan Türk Hava Yolları da etkilendi. Fakat bizim burası her ne kadar çapraz uçuşların yapıldığı bir havaalanı dense de bizim havaalanımız çalışması gerekiyor. Çünkü daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi Sabiha Gökçen'de bir sıkıntı olduğu zaman bütün uçaklar buraya iniyor. Demek ki havaalanı çalışıyor yani. O yüzden havaalanında sıkıntı yok. Yolcu kısmında bir sıkıntımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde hep birlikte bunu göreceğiz. Ama biz vatandaşlarımıza Ramazan bayramından önce bu üç ilimize uçuşların başlayacağını müjdesini verdik. Başkanım, buradan da evet, gerçekten müjde vermiş olduk sevgili izleyicilerimize de. Aynı zamanda öğrencilere de çok destek oluyorsunuz birçok konuda. Özellikle eğitim anlamında. Milli Eğitim'le birlikte koordineli çalışıyorsunuz. Halk Eğitim Merkezi ile de çalışmalarınız var. Detayları alabilir miyim? Şimdi bütün herkes, hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu tabii ki biz geçen yıl Halk Eğitim'de başlamış olduğumuz kursta ilk seçildiğim yıl üniversiteye hazırlık kursları açmıştık. Fakat o zaman salgın yoktu. Şu anda salgın var ve öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın daha çok kendine dikkat etmesi gerekiyor ama tabii bir yandan da eğitimler devam ediyor. İşte biz de elimizden geldiği kadar belediye olarak hem öğrencilerimize uzaktan eğitim için tablet konusunda hem de Halk Eğitim Merkezimizde açmış olduğumuz, Milli Eğitim'le birlikte ortaklaşa açmış olduğumuz üniversite hazırlık kursları devam ediyor. Geçenlerde kendileri öğrenci arkadaşlarla Halk Eğitim Müdürümüz ziyaretimize geldi. Ve deneme sınavlarında çok iyi sonuçlar alan arkadaşlarımızın oldu. İnşallah geçenki bir yıl önceki dönemde ilk 100 binin içinde 7 kişi vardı. İnşallah bu sefer 100 binin içinde daha çok sayıda öğrencinin olacağını düşünüyoruz. Ve çalışırsa da orta bu şunu söyleyeyim. Öğrencinin tamamen kendinde bağlı olan bir şey. Fakat ama biz eğer burada başarısız olursak yarın bize derler ki işte belediye kursu açtı gittik. İşte Halk Eğitim'in açtığı kurs, belediyenin açtığı kurs. Ama arkadaşlar kazanırsa okullarda da biz bunların takibini yapacağımız sözünü verdik. Kendilerinden sonra gelen arkadaşların da önlerini açmış olacaklar. Biz kurslarımıza devam edeceğiz. Özellikle kurslarda böyle güzel eğitim verilmesi ve 100 binde gerçekten hani önemli başarılar kaydeden öğrencilerin olması çok güzel bir durum. Aynı zamanda kurslar ücretsiz. Bunlar da vatandaşımız için çok önemli. Çünkü herkes çocuğunu dershaneye gönderemeyebiliyor. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii bugün için bir dershane ücreti, ilçemizde zaten mevcut dershane yok üniversite hazırlığıyla ilgili. Arkadaşlarımız Bursa'ya gitmek zorunda kalacaklar. Bugün en düşük dershane ücreti 8-10 bin TL. Evet. Ve aynı zamanda bu kadar da 8 aylık süre zarfında masraflar olacaktır. Yani yaklaşık bir arkadaşımızın Bursa'ya dershaneye gitmesi 15 bin lira civarında. Bu o ailenin cebinde kalıyor. Üniversiteyi kazandıkları zaman da bir yıl karşılıklı olur. Yani üniversiteye bir yıl bedava okumuş olurlar. Doğru. İnşallah Cenab-ı Allah herkesin gönlüne göre versin diyoruz. O arkadaşlar da yerleri kazanmak istemese bu kurslara katılmazlar. Allah yollarını açık etsin ama biz yerel yönetim olarak destek olmak zorundayız. İnsanlara dokunmak zorundayız. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Yolu, parkı, bahçeyi, bütün belediye başkanları temizliği yapmak zorunda yapar. Ama insanlara dokunmak farklı bir şeydir. Tabii eğitim alanında dokunacağız, sporda dokunacağız, gençlere dokunacağız, engellilere dokunacağız, yoksullara dokunacağız,
şehit ve gazi yakınlarına dokunacağız. Görevimiz insanlarla iyi bir şekilde tabii Allah razı olsun yapmak. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel olayları da açıklarız sayenizde. Bizler zaten elimizden geldiğince yaptığınız tüm güzel çalışmaları da duyuruyoruz. Yapılacak bir eleştiri varsa bizler de yapıyoruz. Sürekli buradan iyileri duyurmuyoruz. Bir de başkanım son olarak, şimdi Osmanlı'nın ilk baş şehri Yenişehir'deyiz. Aynı zamanda siz etrafı da güzelleştiriyorsunuz. Ve burada karakolumuz vardı meydanda. Karakolun yerine ne yapılacak mesela? Vatandaşlar bunu da çok merak ediyorlar. Şimdi tabii ki yıllarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hizmet etmiş bir binamız vardı, heykelle. Şu anda tahsisi bize yapıldı. Biz de orayla ilgili ayrı bir proje çalıştırıyoruz. İki tane mimar arkadaşımız çalışma yapıyor. Çalıştıkları zaman göreceğiz, tarihi dokuyla birlikte birleştireceğiz. İşte Süleyman Paşa Türbesi orada. İlk kutbenin okunan Kumluk Camii orada. Evet. Ve hemen heykelin arkasında bundan Osman Gazi Lisesi'nin olduğu yerde, Osman Gazi Meydanı orada. İnşallah bu üç tarihi dokuyu birbiriyle birleştirecek bir proje ortaya çıkarsa biz de önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Yenişehir halkının hizmetine sunacağız. Tarihi yapıyı da zaten bozmamaya önem gösteriyorsunuz. Aynı zamanda Sinan Paşa Külliyesi'nde de bugün itibariyle artık lokanta düzenine geçildi diyebiliriz. Bunun da duyurusunu yapmış olalım buradan. Tabii şimdi biz Sinan Paşa Külliyesi'ndeki BEPKA'dan almış olduğumuz hibe krediyle başlamış olduğumuz projemizin devamında tabii 1 Nisan'da açılış yapacaktık. Fakat salgından dolayı açılışını yapmamıştık. Orada hizmetlerimiz devam ediyor. Öğrencilerle ilgili, ev hanımlarıyla ilgili ve şu anda da devam ediyor. Bugün itibariyle oradaki ev yemekleri, kadın girişimcilerin yapmış olduğu çalışmalardan başlamış bulunmakta. Bizim orada hiçbir karımız yok. Şöyle söyleyeyim, oraya gelen bayanlar yaptıkları yemeklerin ücretlerini kendileri alıyorlar. Biz sadece aracı oluyoruz. Kadınlara da istihdam sağlamış oluyorsunuz. Çok güzel bir durum bu da. Orada bizim eğitimci arkadaşımız var onların başında. Ve şu anda herkes kendi ev ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Başkanım çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'la beraberdik. Yenişehir'in tarihi dokusuna ve Osmanlı'nın ilk baş şehri olması sebebiyle önemli konulara da değindik. İlerleyen günlerde de tekrardan bunların detaylarıyla birlikte sizlere sunacağız. Aynı zamanda öğrencilere de katmış olduğu gerçekten çok güzel projeler, çalışmalar var. Daha sonraki yayınlarda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.